Yani orada da çok üstün bir yetenek var orada. Yani tabii benden dolayı çok fazla forma şansı bulamadıyız maalesef kendisi ama benim çok saygı duydum ve gerçekten dünya çapında bir oyuncu. Colo Colo'ya koymak istiyorum oraya. Benim oynadığım veya benim aynı pozisyonda oynadığım en kaliteli oyuncu. Hem insan kalitesi olarak hem de sahici böyle bir isim olamaz yani. Sadece çok başkaydi bence. Geçen bir reportajda denk geldim Rio Ferdinand'ın. İşte Alayka'yı bahsediyor. Oynadığım en tehlikeli 3 oyuncudan bir tanesi diyor. Beni tabii ki unuttu orada. Hani ben de oynadım çünkü şeyle Ferdinand. Rio Ferdinand. O beni hatırlayamadı herhalde orada. Mourinho olayı gibi bir şey oldu. Hani benim anayakeyi zaman zaman kestiğimi dinlenmem gerektiğinde onun girdiğini falan tabii onları atlamış Takip olabilir. O Takip edememiş oraları. Takip edememiş oraları Türkiye Ligi'ni olabilir. Ama Anelka muazzam bir oyuncuydu. Yani geldiği günden ilk çıktığı itmandan oynadığı maçlar bir yani Beşiktaş maçı hatırlıyorum. Sakatlıkları oluyordu. Yoksa tabii ki espri bir kenara. Ben daha çok soluklanabilirdim iyi bir Anelka olduğunda. Ama o rekabet bile beni çok geliştirdi yani. Tabii. Benim en büyük şansım çok kaliteli ve çok üst seviye oyuncularla oynamak. yani ilk geldiğimde anda sonuna aynı mevkii işte Santrafor'da bir şeyler kapabilmem. Hoydonklu oynadım. işte Ortega geldi, Alex geldi. Yani böyle oyuncularla oynayıp Anelka işte üstüne e bunlarla rekabet içinde olursan işte senden sen zaten 11'sen ve senden daha yani seni çok kesemeyecek işte. Sen sakatlandığında ancak oynayabilecek. Yani senin yedeğin ol, olduğunu bildiğin bir oyuncuyla çok fazla rekabete giremezsin. Bunu kötü anlamda söyleyeyim. Yani kendini geliştiremezsin. Çünkü biliyorsun sen oynuyorsun. Bu sana aslında kötü anlamda diyeyim belki birazcık da rahatlık verebilir. Ama şimdi aneke olduğunda sen gaza basmak zorundasın. Her an hazır olmak zorundasın. Full. Yani Anelka onu nasıl keserim o ayrı bir dava. O ayrı bir hikaye. Onu yazmak da kolay değil. O yüzden Anelka oradaki... Yani belki de bu kadroda yazacağım ilk isim olabilir. Bir Beşiktaş maçı var. 4-3 Beşiktaş'ın kazandığı. Kadıköy'deki karşılaşma. Pankun'un kaleye geçtiği maç. Öyle bir futbol oynadık Anelka o gün orada. Yani öyle bir 20 dakika izletti ki ilk 20 dakikada. Evet. Ali Güneş ile İbrahim Toroman'ın mevkisinin değişmesi artık zorunlu hale geldi. Çünkü Ali Güneş maçtan çıkacaktı neredeyse. Ya sadece mevki değiştirseyi mevsim de değiştiriyor bu. O sıkıntı. Şimdi me mevki değişti. Ben de bazen oluyordu mesela güzel tatlı rekabetler oldu. Mevki değiştirebiliyordum mesela. Orhan Akgalsay bizim 5-1 kaybettiğimiz maçta oyundan alındı. Mevkisi değişti ama şimdi mevsim değiştiren bir oyuncu o çok sıkıntı. Ona bir şey yapamaz. Düşsene yağmur bir anda kar yağıyor bir anda güneş. Ona hazırlıklı olamaz. Anelka ile koşmaya başlıyordu. Ali Güneş beraber sprint'e kalkıyorlar. Anelka öyle bir stop yapıyor ki Ali Güneş koşmaya devam ediyor. Yani. Mecbur durdu duramazsın. Ya benim oynadığım dönem için söylüyorum. Ben Anelka'yı durduracak bir tane oyuncu tanımıyordum mesela bizim ligimizde yok ya. durdurmuş Yani, yani, yani birisi tabii ki gider mücadele girer ama normal şartlarda düzgün e, sakatlığı olmayan veya işte hafif iyi bir Amerika'yı durduracak bir oyuncu tanımıyorum ya. Yani. çok büyük öyleydi. sıkıntı yani. Çok büyük start. Ya ben mesela sol bek olsam yani bilmiyorum ama maç iptal olsun diye dua ederim bütün gece yani. Ya yağmur yağsın. Ya şey <laughs> yani çamur olsun sahfen iptal olsun derim maçı. Yani ötelemeye çalışırım maçı. İnanılmaz bir şey ya.